İstanbul Çamlıca Tepesi'ndeki televizyon ve radyo vericilerinin kaldırılma çalışmaları hızla sürüyor. Müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen verdi. 2016 yılı sonunda televizyon kuleleri kaldırılacak. Yeşil alan daha da genişleyecek. Bura herkesin uğradığı yer. İstanbul'un sembolü. Dolayısıyla bunların kalkması iyi olur. Bu görüntüler yakında tarihe karışacak. Yedi tepeli şehrin en özel noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi eski günlerine dönüyor. Bu müjdenin devamı olarak da şu müjdeyi verelim. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bu 2016 yılı bitmeden bu Çamlıca Tepesi'ndeki, Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki bu anten kirliliği tamamen ortadan kaldırılıyor. Şu anda hemen Küçük Çamlıca'da yeni anten kulelerini tek çatı altına toplayacak olan kule inşaatı hızla devam ediyor. Şuraya geçiyorsun, şu direkler falan alındığı zaman ne kadar güzel bir yer olur. Yeditepe İstanbul'un sayılı seyir teraslarından birisi olan Çamlıca Tepesi'ndeki görüntü kirliliğine neden olan radyo ve televizyon vericileri bu yıl içerisinde yapılan çalışmayla kaldırılacak ve Çamlıca Tepesi eski günlerine kavuşturulacak. Yeni anten kulelerini tek çatı altına toplayacak olan kule inşaatı hızla devam ediyor. Temeli ve güçlendirme çalışmaları bitmek üzere 350 metre yüksekliğinde yeni bir anten inşallah yapılacak ve bütün bu vericiler tek çatı altında Küçük Çamlıca'da toplanmış olacak. Peki 2016 yılı sonu itibariyle Çamlıca Tepesi nasıl bir silüete kavuşacak? Cami ve onun minareleri, kubbelerinin dışında efendim yeşil bir Çamlıca Tepesi bizi bekliyor diyebiliriz. Bu anten kirliliğindeki bu kötü görüntü ortadan kaldırılacak. Anten buradan kaldırıldığında alttaki rekreasyon alanıyla birlikte muazzam bir Çamlıca Tepesi, çocuk oyun alanlarıyla, seyir teraslarıyla, efendim piknik alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla birlikte, hatta selfie balkonuyla birlikte güzel bir Büyük Çamlıca İstanbul'un hizmetinde olacaktır. Bu sene içerisinde kaldırılmasıyla ilgili nasıl sizce? Bence çok mantıklı çünkü hani buranın görselini bence kesinlikle bozuyor ve insan sağlığı açısından da zaten bir tehlike teşkil ediyor herhalde. Evet. Değişim sadece Çamlıca Tepesi'ni kapsamayacak. Bölgedeki yerleşim birimleri de kentsel dönüşüm projesine alınacak.